Hatay Samandağ'da deniz kıyısında yer alan M.Ö. 41 ile 15 bin yılları arasında ilk modern insanların yaşadığı düşünülen üç ağızlı mağarasında sezon kazılarına başlandı. Mağarada o dönem insanına ait önemli bulgular elde edilmesi hedefleniyor. Akdeniz kıyısında yer alan ve Patika yoldan yürüyerek yaklaşık 40 dakikalık zorlu bir yolculuğun ardından ulaşılan M.Ö. 41 ile 15 bin yılları arasında insanların yaşadığı mağarada o dönemdeki yaşantıyla ilgili buluntular gün yüzüne çıkarılmaya çalışılıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla meydan mahallesindeki kazı evinden hareket eden ekip, önce patikadan inip daha sonra da uzun bir tırmanış ve yeniden inişin ardından yaklaşık 40 dakika sonra ilk modern insanların yaşadığı düşünülen mağaraya ulaşıyor. Kazı ekibi başkanı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Erksin Güleç ve uluslararası araştırmacılar bölgede kazılarını sürdürüyor. Vallahi belki de şöyle söylenebilir, en zor kazı diye söyleyebiliriz. Çünkü 40 dakika böyle dağa tırmanıp vadi inerek gelmek tabii zor oluyor. Bir de doğası gereği buranın iklimine de bakarsak o sıcakta nemde gelmek iyice zor oluyor tabii ki. Bu sezon 15 ekiple çalışılan kazılar yaklaşık 1,5 ay sürecek. Üç ağızlı mağarası, eski insanların yaşayışları ve Antakya tarihine bakıldığında çok önemli bir yere sahip. Burada insanlar M.Ö. 41 ile 15 bin yılları arasındaki süreçte yaşamışlar. Burası antropoloji ve arkeoloji açısından dünya üzerinde de çok önemli bir yer. O dönem insanlarına ait neredeyse hiç fosil kalıntısı olmamasına rağmen mağaradaki kazılarda üst çene ve 18 diş bulundu. Burası insanlık tarihi açısından, Türkiye tarihi açısından gerçekten önemli bir kazı alanı. Erksin hocamın anlattığı kadarıyla burası sosyal yaşamın İlk yaşandığı, tespit edildiği alanlardan bir tanesi. Dünya üzerindeki birkaç alandan bir tanesi. Mağarada bulunan çok sayıda boncuk ve taştan yapılmış malzemelerin büyük bir bölümü arkeoloji müzesinde sergileniyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Samandağ Kaymakamı Cahit Çelik de insanlık tarihi açısından çok önemli bir alana ev sahipliği yaptıklarını söyledi.